Türkiye'de ilk kez arıların davranışı araştırıldı. Arıların davranışı saniye saniye işte böyle incelendi. İşte arıların davranışında hiç kimsenin bilmediği çarpıcı sonuç. Haberin tamamını sonuna kadar mutlaka izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız, kanalımıza ücretsiz abone olun, bildirim zilini açın, yeni haber videolardan bilginiz olsun. Teşekkür ederiz. İşte konu ile ilgili haber. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Sema Çetinkaya, Türkiye'de ilk kez arıların davranışını araştırdı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Sema Çetinkaya, arıların davranışı saniye saniye işte böyle araştırdı, inceledi. Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Sema Çetinkaya sonucu açıkladı. DPÜ öğretim görevlisi Sema Çetinkaya, her ilin arılarının kendilerine özgü bir kimlikleri vardır açıklaması. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim görevlisi Sema Çetinkaya, arı davranışları üzerine çalışmalar yaptığını ifade etti. Çetinkaya, bal arılarının yaşadıkları şehirlere göre kendine özgü birer kimlik kayıtlarının olması gerektiğini dile getirdi. Çetinkaya, aslında her ilin arılarının kendine özgü bir kimliği var. Kendi şehrim olan Kütahya'da şehrimize özgü arıların arı davranışlarını anlamak akademik açıdan bizim için çok kıymetli. Çünkü arıları yaşatmak için bizden ne istediklerini anlamak zorundayız dedi. Biz kendi üniversitemizde bir arıcılık topluluğu kurduk diyen DPÜ öğretim görevlisi Sema Çetinkaya, danışmanlığını yaptığım öğrencilerim farklı şehirlerde yaşamaktadırlar. Birçoğunun babası arıcılık mesleği ya da çiftçilik mesleğiyle uğraşmaktadır. Babalarından arıcılığı öğrenen öğrencilerin ne kadar mühim bir işle alakalı olduklarını yeni keşfettik. Arıların kimlikleri, davranışları ve karakterleri vardır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda şunu anladık ki bir canlıyı fonksiyonel olarak doğru bir şekilde çalıştırmak istiyorsanız o canlıyı yaşam alanı ile ürettikleri arasında interaktif karşılaştırmak zorundasınız. Sadece üreleri ile tik taraflı o canlı izlerseniz çalışmalarınızı yarım bırakmış olursunuz. Biz yaptıklarımızda bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu yıl iklim buydu, hava sıcaklığı buydu. Arılarımızdan bunları ürettik. Ama ertesi ve bir ertesi yıl çalışmalarımızın kayıtları bize gittiğimiz yolda yol gösterici olacaktır. Kısacası arıları kontrol edebilirsen ürettiklerini de kontrol edebilirsin. Kurduğum arıcılık topluluğu ve ıslah alanlarda arı kovanları bakımıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Amacımız Türkiye'de her şehrin, mahallenin, her köyün kendine özgü arılarının pasaportlarını ortaya koymak lazım. Ben ve öğrencilerim her şehrin arısına bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Pasaportlarını ortaya koymak için amaç ediniyoruz. DPÜ olarak çok çaba harcıyoruz. Amirlerimden ve devlet büyüklerimden isteğim her şehirde mutlaka arı davranışı çalışan uzmanların yetiştirilmesidir ifadelerini kullandı. Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümünde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda da doktora öğrencisiyim. Doktora konum arı davranışları, arı kanadı üzerine. Neden arıların davranışları bizim için kıymetli? Çünkü arıların bir kimlikleri var. Yaşadıkları şehirlere özgü. Ve biz kendi üniversitemizde bir arıcılık topluluğu kurduk. Danışmanlığını yaptığım topluluktaki öğrencilerim farklı şehirlerden, birçoğunun babası arıcı, ataerkil babalarından arıcılığı öğrenen öğrenciler. Ama bir türlü arının ne işe yaradığını tam anlamıyla öğrenememişler. Hatta bana şu cümleyi bile kuruyorlar. Hocam bu kadar önemli bir iş yaptığımızın inanın farkında değildik. Evet, arıların davranışları var, kimlikleri var, karakterleri var. O yüzden biz diyoruz ki arı davranışı bir biyokimyacı olarak, bir biyokimyacı gözü olarak nasıl ikisini birleştirebiliriz? Biz bunu düşündük aslında. Ve sonuçta şunu bulduk. Bir canlıyı fonksiyonel olarak doğru bir şekilde çalıştırmak istiyorsanız o canlıyı yaşam alanıyla ürettikleri arasında interdisipliner karşılaştırmak zorundasınız. Sadece ürünleriyle tek taraflı o canlıyı incelerseniz aslında yarım bırakmış olursunuz. Çünkü biz zaten şunu anlamaya çalışıyoruz. Bu yıl iklim buydu. Yükseklik buydu, hava sıcaklığı buydu, bitki florası buydu. Canlı bunları üretti. Ama ertesi yıl, tamam içeriği zaten biz LC-MS'lerle, kütle kromatografileriyle, içerik analizleriyle anlayabiliyoruz. Bize her defasında bir detay veriyor. Peki canlıyı yönetmek, onu yönlendirmek, asıl kıymetli olan aslında bu taraf. Neden? Çünkü biz o canlıyı kontrol edebilirsek, o canlının üremesini kontrol edebilirsek, ürettiklerini kontrol edebilirsek ve ikisini birleştirebilirsek işte o zaman verim alırız. Ben bir biyokimyacı olarak kendi üniversitemde kurduğum arıcılık topluluğuyla birlikte arı kovanları bakmakla Türkiye'de sanırım bir ilki gerçekleştiriyorum. Çünkü şöyle,
Biz arıcılık kulübü, arıcılık topluluğu olarak arıların davranışlarını kameraya çekirip kendi test konumla ilişkilendirip algoritma, derin öğrenmeyle ilişkilendiriyoruz. Bizim Türkiye'de yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi her şehrin kendine özgü, her mahallenin, her köyün kendine özgü arılarını, pasaportlarını ortaya koymak aslında. Şunu diyebilmemiz lazım. Bu Diyarbakır'ın arısı, bu Muş'un arısı, Marmaris'in arısı, Kütahya'nın arısı. İşte biz aslında bunu başarmaya çalışıyoruz. Her şehrin arısına bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz ve öğrencilerimizi bu konuda yetiştirmeye çalışıyoruz. Kütahya Dumpunar Üniversitesi olarak inanın çok çaba harcıyoruz. Ve bütün hocalarımdan, bütün amirlerimden, bütün devlet büyüklerimden lütfen bize destek vermelerini istiyorum. Ki hep birlikte bir çaba harcayalım. Türkiye genelinde, her şehirde arı davranışı çalışan bir uzman yetiştirelim.